Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ablamla beraber unutulmuş çizgi filmleri değerlendireceğiz, puan vereceğiz. Listemizin başında Temel Reis var. Ben bunu çok sevmiyordum. Sürekli çünkü ıspanak mıydı? Onu yiyip duruyordu. Evet, ıspanak. Şimdi de annem bize yedirttirip duruyor, o yüzden sevmiyorum. Çocukları teşvik etmek amaçlı yazılmış olabilir. Ama ben internette sevmiyoruz. Ama ben internette araştırdım. Şey diyordu. Böyle bir adam varmış gerçekten, ıspanak şeyi. Aynı bu tipte. Hadi ya. Evet, ben gördüm bunu araştırırken. Bu Temel miydi? Evet, Temel. Onun adı farklıydı ama yani ondan esinlenmişler. Bir tane daha Temel vardı. Temel mi, Tembel mi? Bir tane vardı. Bilmiyorum artık. Deniz cadısının torpili yaklaşıyor. Mutlaka ıspanak yemem gerek. Bakalım bu konservede ne var? Aa, zeytin. Bana mı seslendin Temel? Bu zeytinler bir harika. Ispanak, ıspanak. Bütün konservelerde ıspanak yazıyor. Ispanak, ıspanak. Hangisinde ıspanak var? İkinci olarak Taş Devri var. Ben bunu da sevmiyordum. Ben bunu izlemiyordum. Yani çirkin. Yani. Sıradaki çizgi filmimiz eğlenceli bir belgesel. İsmini okuyamıyoruz. Evet. Bence ben bunu da sevmiyordum ve çirkindi. Bence çok güzeldi. Ben izliyordum. Bence harikaydı. Aa, bak bunu severim işte. Ben de bayılırım. Ben bunu çok seviyordum. Çok güzel. 10. 10. Bugs Bunny canım. Ne haber? Canım. Bence çok güzeldi. Ben çok seviyordum. Ben sevmiyordum yine. Of of of. Ne haber canım? Sırada Arthur var. Arthur iyi güzel çocuktu ama kötü bir huyu vardı. Kulağı tepede olmasına rağmen kulaklığı yanağına geçiriyordu. Ben de seviyordum. Güzeldi. Baksana DW. Merhaba. Sırada Kağıt Adam var. Ben bunu çok hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ve çok seviyordum. Çok eğlenceli oluyordu. Tamam. 3. Kağıt Adam. Merhaba adam. Senin için geldim. Sıkılıyorsa canın eğer, küçücük bir oyun yeter. Sırada Benim Büyük Arkadaşım diye hatırladığım bir çizgi film var. Ben bunu çok seviyordum. Ben de çok seviyordum. Aşırı eğlenceli oluyordu. Keşke devam etse. 10. Bak bak, bu çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Böyle ayak sesleri falan çok güzel oluyor. Ayakkabısının içine toz falan katıyordu, onu hatırlıyorum. Ay evet, çok güzel oluyordu. Şeker gibi görünüyor. Çok da güzel kokuyor. Deneyelim mi? Evet. Ne hissediyorsun? Aa, biraz tuhaf. Keloğlan bayağı güzeldi. Evet, çok güzeldi ama daha sonra böyle küçülmüşlerdi, şehre falan inmişlerdi. Ondan sonrası sevmedim ben. Bilmiyorum ama çok güzeldi. Onun da fotoğrafını koyarız. Alışveriş merkezine gelmişlerdi. İşte böyle küçülmüşlerdi. Bunu gerçek eli olan izleyicileri bilir. Sırada Sünger Bob var. Bayılıyordum. Bir bölümünü 10 defa izlediğim vardır. Ben de çok seviyordum. Yeni bir bilgi öğrenmiştim. Hani yengeç burger var ya. Adı o muydu? Tarifi işte. İşte yengeç burgerin sırrı
sadece yengeç etinden yapılmasıymış. O yüzden filinde hiç başka yengeç yokmuş ve karşıdaki plankton da o tarifin şeysindeydi, hani peşindeydi. Hı. O da diğer yengeçleri kurtarmak içinmiş. Vay be. Bu plankton ve tarifimi çalıyor. Beni dinle yengeç. Yengeç burgerin formülünü keşfettiğim zaman seni iflas ettireceğim. Ay, böyle benim en sevdiğim çizgi filmlerdendi ama çok kısa sürdü ve YouTube'da falan pek yok. Evet, ben de seviyordum ama daha geçen senelerde hatırladım böyle bir çizgi film olduğunu. Bence gayet güzel. Evet, çok güzeldi. Ah eski günler. Sırada Kayu var. Ben Kayu'yu çok seviyordum. Ben de çok seviyordum. Bunun da ayak tıkırtıları çok güzel oluyordu. Arkadaşım Bıdı. Ben bunu çok sevmiyordum. Yani çok bebeksi. Ben de sabahleyin okula gitmeden önce izliyordum. Çok eğlenceli oluyordu bence. Ama biraz bebeksi oluyordu, evet. Bay Becerikli. Bunda da bence çok yararlı şeyler yapmıyordu yani. Günlük hayatta kullanabileceğim hiçbir şey yoktu. O yüzden sevmiyordum. Ben çok seviyordum. Böyle bu başladığımı bayağı seviniyordum. Ve ben faaliyet beğendiğim için, çok sevdiğim için bence küçükken bana çok eğlenceli geliyordu. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Bu çizgi filmlerden hangilerini hatırlıyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.